Birincisi düzenlenen tıbbi aromatik ve baharat bitkileri çalıştayı ulusal ve uluslararası ticaret potansiyeli temasını ele aldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen 7. Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı gerçekleştirildi. 7. Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayına efendim hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çalıştay'a Çalıştay Başkanı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un yanı sıra Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ve çok sayıda iş insanı katıldı. İsrail'in katliamlarını bizler de en üst şiddetle kınıyoruz. Yaptığımız her işi ülkemizin en güçlü şekilde her sektörde daha da güçlenmesi, daha da ileriye gitmesi için bizlere daha fazla gayret sanki veriyor bu şu an yaşadığımız bu olumsuzluk. Gerçekten toplumsal bir travmaya adeta bizleri sokacak görüntülerle işte 40 küsür gündür karşı karşıya kalıyoruz. Bu bizi umutsuzluğa, karamsarlığa değil, tam tersi işte tarım alanında olsun, tohum üretme anlamında olsun, dışa bağımlı olduğumuz kimi sektörler ya da ham madde olarak ürettiğimiz halde işleyemediğimiz kimi maddelerle ilgili bizleri daha da teşvik etsin. Bizleri bu ülkelere muhtaç olmayacak şekilde motivasyona da bizleri sevk etsin diye düşünüyorum. 7. Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı'nda ana tema ulusal ve uluslararası ticaret potansiyeli oldu. Açılış konuşmasını Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş yaptı. Tıbbi ve aromatik bitkiler borsası ile ilgili müjdeli haberi vermek istiyorum. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası bünyesinde tıbbi aromatik bitkiler borsası kurulması kararını aldık. Onların bünyesinde kurulacak bu borsa. Ticaret borsamız bize lisanslı depolar, analiz laboratuvarları ve borsanın dijital altyapısını oluşturması için tüm desteği vereceklerini söylediler. Bu arada İstanbul Ticaret Borsası'nda paydaşlığı var. Onlar da bize destek veriyorlar. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu şunları dile getirdi. Şimdi Türkiye'de maalesef ilaç üretiminin önü kesiliyor. Çünkü bakın bunu açıkça söylüyorum. Türkiye'de ilaç üretiminin önü kesiliyor bir gruplar tarafından. Bakın Türkiye'de ticari açığın en büyük kısmı nereden kaynaklanıyor? Enerji, petrol ithalatından kaynaklanıyor. İkincisi ne biliyor musunuz? İlaç. Dolayısıyla ilaç turistleri özellikle çökmüşler ve neticede hakikaten bakıyorsunuz bizde bir bildiğim uslar var. Bir ilaç üretenin önünü kesiyor ama dışarıdan bir ilaç geldiği zaman bu nedir ne değildir onun araştırmasını bile yapmıyor. Dolayısıyla ona da burada açıkça söylüyorum bu kurumlara çeki düzen vermek gerekir. Türkiye'de ilaç üretiminin önünü kesmeyin. Bu bir vatan ihanetidir.